Gençler, sakın kula kul olmayın. Sakın makam mevki sahiplerinin önünde eğilmeyin. İster cumhurbaşkanı olsun, ister başbakan olsun, ister para babaları olsun, ister sermaye olsun. Bilesiniz ki Rezzak-ı Alem olan, rızkın sahibi olan Allah'tır. Tabii ki biz rızkımızın peşinde koşacağız. Zaten koşmadan o kapılar açılmaz. Arayacağız ve bulacağız. Ama şunu bilelim ki eğilmek dal kavukluğu getirir. Ve bu milletin gençlerine asla dal kavukluk yakışmaz, yaraşmaz. Şunu da bilmenizi istiyorum. Şu dört tane özellikle kavram çok önemli. Oku, düşün, uygula, takip et. Devamlı okumalısınız. Ama 2053'ün köşe taşlarını sizler yerli yerine koyacaksınız. Onun için göreviniz öyle hafif değil, çok ağır. Onun şu anda hülyası içerisinde olmanız lazım. Onun hayali içerisinde olmanız lazım. Ve bu köşe taşlarını yerli yerine koyduğunuz zaman, şimdi bizler şu andaki Türkiye ile nasıl övünüyorsak, inanıyorum ki sizler de o günün Türkiye'siyle öyle övüneceksiniz.